herkese tekrar selamlar tekrar diyorum. Çünkü az önce yerli edebiyat favorilerimi seçtim. Şimdi kapattım. 2021 Aralık ayında okuduklarımı çekiyorum. Siz muhtemelen bir hafta arayla izliyor olacaksınız. Hoş geldiniz öncelikle. 2021'in son ayı benim için okuma anlamında en vasat aylardan biriydi ama fena değil tabii ki. İki tane kitabı çok anlaşamadık. Diğerlerini çok çok sevdim. Onlar hepsini artısıyla eksisiyle konuşalım bakalım. İlk anlatacağım kitap Julia Otsuka'dan Tavan Arasındaki Buda. Bu kitap ödüllere doymamış. Yok yok ödülü. Ben bu kitabı çok sevdim. Neyi sevdim? Buradaki bizi sevdim. Biz kim? Kadınlar. Japonya'dan San Francisco'ya ellerine bir resim, bu senin kocan olacak, gidip evleneceksin diye hayallerle gemilere bindirilen mülteci kadınların hikayesi. Biz diliyle yazılmış, biz diliyle yazılmış başka bir kitap okudum mu şu an çok hatırlayamadım ama yazarın hikayeyi anlatma şeklini çok sevdim ve bence çok ısıtmış, çok sıcak hissettiriyor okurken. Bu kitabı okuyup da etkilenmeyen çok az insan olur herhalde. Ben kadın hikayeleri çok fazla okuyorum takip ediyorsanız. Onların içinde yavan kalmadı. Beni oldukça tatmin etti. İncecik bir kitap. Tavsiye ederim Tavan Arasındaki Buda'yı. Etkilenebilirsiniz siz de. İkinci kitabım Kara Prens Murdoch'tan. Murdoch'tan okuduğum dördüncü kitap. Sevdim. Yani bir tanesine işte güzeldi falan. Murdoch bu muydu ama demiştim. Ondan sonra kalan üçüne bayıldım ama en iyisi ve en iyisi benim için bu. Murdoch herkesin yazarı mı bunu bilmiyorum. Çok uçlarda örnekleri var kurguları ve kimi okuyucuyu rahatsız edebilir elbette ki. Kara Prens bunun biraz daha az olduğu hikayelerinden biriydi. Yine de bana şunu soruyorsunuz belki aklınızdan geçer. Murdoch hiç okumadım, okumaya hangi kitabıyla başlasam diye bilmiyorum. Ben 4 tane kitabını okuduğum için bunu söyleyecek kadar vakıf hissetmiyorum kendimi. Ama bu kitabını sevdim. Kara Prens'te konusunu unuttum. Hiç bakmadığım için. Yine Murdoch her zaman olduğu gibi ahlak sorunlarını felsefik ve psikolojik bir alt metinle anlatıyor. İnanç, ahlak, bireyin sorunları. Bu kitapta tam bir Murdoch kitabı. 12'den vurmuş yani. Bir yazar var orta yaşlarda ve bulunduğu yerden kaçıp gitmek istiyor. Başka bir yere kafayı dinleyip yazmak istiyor. Ve gidemiyor. Gitmemesine engel olan bazı durumlar var. Bu durumları anlatıyor. Partner ilişkisi, cinsellik, arkadaşlık, aile çerçevesinde. Yine uç örnekler kurguda kim okuyucu için dediğim gibi biraz tatsız olabilir. Mesela ensest var, çok eşlilik var. Murdoch'un okuduğum kitaplarında bunları fazla fazla görebiliyoruz. Burada da vardı ama o edebi zevk için okunmaya değer. Bence çok fazla rahatsız etmiyor o temalar en azından bu kitapta. Okuyalı zaman oldu. Umarım unutup bir detay atlamamışımdır. Sonra da Murdoch'tan Melekler Zamanı'nı okudum. Aralık ayında 3 tane Murdoch okudum. Resmen Murdoch ayı oldu benim için. Melekler Zamanı da çok güzel. Böyle klasik eski hikayelerin tadı var. Burada da bir rahip var ve ilk başladığında ben eyvah falan demiştim. Bu dinsel mevzuları, Hristiyanlık mevzularını falan okumayı çok sevmiyorum. Kimi kitap beni çok alıp götürüyor orada. Fakat burada Allah'tan öyle bir şey yoktu. İnanç sorgulamaları, ahlak, etik, yine aile ilişkisi sorgulanırken, anlatılırken yine felsefik ve psikolojik alt metnine ağırlık vermiş. Bununla beraber kurguda güzel bir rahip var. Ona bir yer tesis ediliyor kilise tarafından. Hizmetçileri var ve rahibin etrafında olan bazı kadınlar var. Bunların böyle çelişkili ilişkileri diyebiliriz aslında. Çok soluksuz okumuştum ben yine. Kara Prens'teki gibi okurken hiç sıkılmıyorum. Hikayeden kopmuyorum. Sürükleyiciliği hiç kaybetmiyor. Daha ne olsun, sevdim. Valla ben bu yazarın anlatma biçimini çok sevdim. Kesik bir başta ölmeden önce okunması gereken bin bir kitap içinde. Bunu da grupla okuduk. Gruptan kimi hiç sevmedi. Çok zorlandı. Aynı benim dediğim sebeplerden. Yani ensest ve çarpık ilişkilerin çok fazla olduğu bu kitapta. Diğer ikisine nazaran daha fazla. 6 kişi var. 3 kadın, 3 erkek. Bunların
çetrefilli, saplantılı böyle ilişkilerini, işte ensest mevzular var, çok eşlilik var ve bütün kurgu bunun üzerine. Aslında detayından yine güzel psikolojik, mitolojik, ahlaki, etik, bireysel meselelerin çözümlenmesini yapmış yapmasına, ama bu kurgu o kadar ağır basıyor ki rahatsız olanlar oldu, dediğim gibi. Biz ki ben seven taraftayım. Oldukça güzel okudum yine. En azından çıkarmam gerekenleri çıkardım. Yazarın dilini tanıdım. Melekler Zamanı ve Kara Prens, özellikle Kara Prens'le, bunu sevmediyseniz bile bence şans verebilirseniz, bunların daha yumuşak olduğunu düşünüyorum. Christian Jungerson'dan Kayboluyorsun'u okudum. Bu yazar da yine çok popülerleşmiş yazarlardan. Çalılık kitabı var ve istisna var. Ben aslında istisna ile başlamak istiyordum. Sonra Kayboluyorsun'la başladım ve pek hoş olmadı herhalde. Benim çok tutunamadığım kitaplardan bir tanesiydi bu. Neden? Aslında konu güzel. Bir kadın var, ailesini ayakta tutmaya çalışıyor. Çünkü kocasının bir beyinsel rahatsızlığı var. Psikoloji ve nörolojiyi de işin içine kattığı için dikkatimi de çekti. Oldukça güzeldi. Adamın beynindeki o hastalık davranış ve kişilik değişimine yol açıyor. Ve hoş olmayan, ailesini zora sokan davranışlarda bulunuyor. Kadının da bir oğlu var ve kocası var. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama aslında hikayenin nereye vardığını ben tam kavrayamadım. Çok uzatılmış geldi. Beyin hasarı var. Orada bir şey olacak, bir kördüğüm olacak. O bir tık bir yere bağlanacak gibi hissettim. Bu çok aynı tonda gitti. Olmadı, bilmiyorum. Dönemsel mi, benden mi? Ben bu kitabın içinde hissedemedim kendimi. Yine öyle kitaplardan biri, çoğunuzun da çok sevdiğini biliyorum. Hatta 2021 enlerinde birçok insan için Fay Hatları. Biz bunu yine küçük bir grupla okuduk. Kitabı okurken herhalde tek sevmeyen benim diye düşündüm. Çünkü bu kitapla ilgili tek bir olumsuz eleştiri duymamıştım, ama sonra arkadaşlar çıktı bizde diye. Size içinde olamamamın sebebi şu: aslında çok güzel, benim sevdiğim bir çocuk dili var. 6 yaşındaki çocukların dilinden 4 kuşak ailenin hikayesini anlatıyor. İlk anlattığı 2004'te konuşan 6 yaşındaki çocuk bir bence çok abartıydı. 6 yaşındaki çocuğun bunları söylemesi, yani yaşına uygun gelmedi bana konuşması, bu bir. İkinci olarak burada bir gizem var ve böyle fazla dedektif gibi kitabın peşinde dolanıyorum diye hissettim. Karakterleri yazdım. Bu dört kuşak ailenin gizemine götürüyor sizi. Götürürken de işte Amerikan-Irak Savaşı, İran-Filistin, Naziler gibi değişik konulara değiniyor, değişik acılara değiniyor ki bunu yapma biçimini sevdim, ama yani bir aile üzerinden bağlayacağım diye hepsini de, yani okuyan bilir, bana çok yapmacık geldi. O yüzden hiç kitabı kapattığımda, hatta gruptaki arkadaşlara da söyledim, hiçbir şey hatırlamıyorum. Yani kitabı okudum ve grupta konuştuk. Birileri bir şey diyor, o kimdi, bu kimdi falan diyorum. O kadar kopmuşum ki kitaptan, gözlerim takip etmiş herhalde. Ama bu kitap öyle değil. Bu kitabı çok sevdim. Ernesto Sabato'dan Tünel. Bu bir üçleme. Çok soruluyor. Üçleme birbirinden bağımsız mı değil mi diye hiç bilmiyorum. Kahramanlar ve Mezarlar ikinci kitabı. Ben de Ocak ayında okuyacağım. Tünel'de ilk cümleden aynı Kırmızı Pazartesi gibi "Ben bilmem kim, şunu öldüren ressam" diye başlıyor. Çok iyiydi. Saplantılı, sapık, paranoyak bir aşkın, bir cinayetin izlerini sürüyoruz ve bunu yaparken de aslında bilinen bir cinayet. Sanattan, etikten, işte paranoyadan, psikolojiden çok fazla böyle girmiş. Sanat konuşmaları ve işte birey tasvirleri benim için çok çok iyiydi. En azından ikinci kitabı okumayı hak etti. Üçleme nasıl devam eder bilmiyorum, ama bunu sevdim. Onu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Son kitapta benim böyle bir şeyden, kitap evinde gezerken aldığım, hiçbir beklentim olmadan aldığım Tımarhane kitabı. Ve bunun filmi de varmış. Kaydettim, izlemek istiyorum filmini. Hiçbir beklentim yoktu. Tamamen konu ilgimi çekti. Okudum ve çok beğendim. Hatta Aralık ayı o kadar durağandı ki benim için. Belki de yani çok güzel kitaplar okudum, ama bu hiç zorlamadı. Böyle akan nadir kitaplardan da bir tanesiydi. İşte Kara Prens'i,
Kara Prensi, Kara Prenses, Kara Prensi böyle soluksuz okudum. Bir de bunu. Bu konusu itibariyle şimdi bir tane akıl hastanesi var. Kısaca spoiler vermeden. Orada bir tane hasta var. Karısını öldürmüş. Paranoyak bir adam ve hastanede çalışan psikiyatrist yönetici kadrosuna atanıyor. Hastanenin oralara evini taşıyor işte aynı bölgede. Ve karısının bu akıl hastasıyla ilişkisi. Bu ilişki cinsellik üzerine. Karısının saplantılı ve karşı konulmaz bir cinsel dürtüsü var bu adama karşı. Adam da durun unuttum. Bu akıl hastası diye verilen adam da karakterde heykeltıraş. Karısını öldürüşü falan vahşet zaten. Hikaye çok, yani çok merak ederek okudum ne olacak ne olacak falan diye. Ama bir yerden sonra bir böyle bir kırılma oluyor, bir annelik, bir kadınlık falan. Orada böyle bir şeyler dokundu bana, etkilendim de yani bir şekilde aldı. Edebi anlamda şöyledir, böyledir bilemem. Ama güzel, okuyor muyuz? Okuyoruz. Keyifli vakit geçtim. Hızlı hızlı anlattım sanıyorum. Çok fazla uzatmamaya çalıştım. Şimdilik benden bu kadar. Yine okuduklarınız varsa lütfen yazın. Merak ettikleriniz varsa yazın. Siz bunlardan hangilerini okudunuz, hangilerini okumayı düşünürsünüz? Aralık sizin için nasıl geçti? Benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. İyi okumalar. Bay bay.